Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanmıyorum derse zaten Müslüman olmaktan çıkar ve nikahınız yoktur. Ben ateizm diyor efendim kendisi. Ateizm. İsminde ne olduğunu bilmez ki gariban. Evet. Sen evet. Kendisi biliyor. Ben ateist, Allah'a aslında sığınıyor. Ben hiçbir ateistin Allah'ı inkar ettiğine inanmıyorum. İnkar ediyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar. Çünkü hepsi sıkışınca Allah'ım demeye başlıyor. Tam böyle avama, cahillere hitap ediyor ve bunun farkında. Yani bu söylediğine kesinlikle inanmıyor. Çünkü kurnaz birisi. Halkı nasıl manipüle edeceğini, nabza nasıl şerbet vereceğini çok iyi biliyor. Bu adam bu işin tüccarı. Ateistler adına böyle şey diyor. Bundan sonra ateistler ben Allah'ım. Yok, o aslında sen inanıyorsun. Geldi yanlışlayabil bunun iddiasını. Karar vermiş senin için. Peki bir ateist sana der ki aslında sen inanmıyorsun. İnandım iddia ediyorsun. Aslında sen münafıksın. Haydi buyur. İş mi yani? Evet, bazı böyle duygusal ateistler, yani entelektüelliğinden değil, duygusal olarak ateisttir. Karşı çıkmıştır, tepkiseldir. Belli sıkıntı olunca yine Allah der veya da kültürel olarak etkilenmiştir. Ağzından o söz çıkar. Olur. Ama tutup da bunu genelleştirmesi, hiçbir ateist yok. Sanki bütün, kaç ateistle tartıştı? Buyursun. Kaç tane doğru dürüst ateistle tartıştı? Sıfır. Görelim. Niye sormuyorsunuz? Ateistler adına böyle palavra atıyorsun. Buyur bir ateistle tartış bakalım. Aslında bundan sonra farz oldu. Erkek adamsa, er adamsa tartışır. Bize sataşıyor. Kur'an Müslümanlığı en büyük fitnedir diye. Ama tartışmaya gelince kaçıyor. Haber kendisine ulaştırıldı. Ben tartışmam onlarla diyor. Güzel. Öyle şey diyorsun kendi başına. Ben ama Amerika'dayım. İster istemez burada en azından bir diyalog oluşturmaya çalışıyorum. Ama oraya geldiğim vakit her zaman hazırım seninle tartışmaya. Var mısın Nihat? Buyur, foyanı meydana çıkaralım. Sen benim foyamı meydana çıkar. Eğer ben yanlışsam, milletin önünde bu en büyük fitne olan Kur'an Müslümanlığını mahkum etmiş olursun. Öyle milleti uyarıp duyuruyorsun. Buyur karşıma çık. Ama korkaksın sen. Sahtekarsın. Beni mahkemeye ver. Sahtekar olduğunu ispat edeceğim. Yöntemlerim var bunu ispat etmenin. Ama mahkemeye de geleceksin. Gözleri sağa sola dolanıyor. Ne ateisti? Teşekkür ederim hocam. Her şey Allah'ın varlığının delilidir. Onun için hiçbir ateistin Allah'a inan, Allah'a inkar etmiyorum şahsen. Resmi şeytan katıldım. Bile Allah'a inkar etmiyor. Şeytan ne diyor? Allah'ın beni ateşten yarattın. Halakteni, beni yarattın diyor. Farkında. Ateistlerin en büyük babası şeytan. Yani öyle sayılırsa halbuki şeytan onlardan çok daha temizdir. Ben hiçbir ateistin inkar ettiğine inanmıyorum. Bütün ateistlere de ne diyor bu? bakalım bu ne diyor? Hanım, lütfen bir daha oturun, Allah'a düşünün. Kendinizi düşünün. Sizi küçük görmüyorum, sizi hor görmüyorum. Al zünden, şeytandan da aşağı dedin. Küçük görmüyorum, hor görmüyorum dedi. Bu ne turşu? Bu ne perhiz? O kadar yan yana. Münafıklığı görüyorsun. İçkağıtçılığı. Sizi ciddiye alıyoruz. İyi